Evet. Call of Duty yeni sezonun usta birindeki özel silahının maçı, seri maçı yani. Kazanırsak alacağız bakalım o yeni özel silahı. Bir önceki sezonda AK-47 tank için zorlamıştım. Şimdi de bir tane yeni bir silah getirmişler galiba, değişik bir şey. Man of War diye bir şey. Onu almaya çalışıyorum. Dur kardeşim, geldim yardımına. Rush'la. Oğlum sağdan rush'la veya soldan rush'la. Ki ben de sana göre bir şey yapabilirim. Kendini de öldürdüm. Bak burada. Bizim bomba mı düştü lan? Bizim bombacıyı düşürmüşler. Bir kişi kaldı. Hadi kızlar. Bu yavşak kesin şu evin içindedir. Bombayı kendim attım ya. Yok böyle bir kazma. Kur. Neredesin lan? Evin içinde değil miymiş adam? Tüh lan, çalamadım. Neyse. Yeni sezonun özel sezonlu kutularında şu an elimdeki bulunan BK57'di galiba. Onun vahşi batılı mor silahı var. Keşke o çıksa. Çok güzel olacak da. Bayağı yani benim o AK-117'den daha dengeli. Belki de oyunun en dengeli silah. Şu tepeye çıkabiliyoruz mu? Estiktir. Biz çıkmayalım. Kankalar şurada adam vardı en son. Bak dedim ama. Ağzımda bol biliyor. Oruç doluştu bizim adam. Şehit düştü. Abi bizimkilerin hepsi telef mi oldu lan? Oğlum bak her seferinde aynı yere saklanıyor. Anlı sikem, canım ucunda kalmış. Hacılar biz buradan gidersek bizi buradan gondiklerler büyük ihtimalle. Ama... Anlı sikem. Emülatör takılacak zamanı. Neyse ben iki kişi götürdüm. Bizden biri de bir kişi götürdü. Oradan bir kişi daha düşürürse sık 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 mermiyi bol buldun amına koyayım. Tara gitsin. Bombayı kurun. Kur bombayı. Bomb. Kanka B'yi vursana. Bombayı vursana. B'yi vursana. Usta yatarak kur, yatarak. C'ye basarak kurabiliyorum. Kelleni bak vurulacaksın kafadan. İkisi de yan yana duruyor. Adam sniper varsa bir koysa. Biriniz şu kapıya baksın. Biriniz öbür tarafa. Ya da ikiniz de göt göte durun. Birinizin ölme riskine karşı. Sen çok sakat bir yerde duruyorsun Hacı. Hem bak soldan görmüyorsun hem sağdan. Aynen sen genişten al. Çok iyi. Alkışlıyorum şu an. Lan telefonun şarjı da delirtecek beni ya. Çoğu videoda da hep aynı kelime oldu. Telefonun şarjı. Ben bu şarj cihazını bir değiştireyim bari. Teşekkürler diyor. Helal kardeşim. Beton yetmez. Hep B'ye gidiyoruz. A'ya mı gitseydik ya? Gerçi ben B'ye gidiyorum. Bombayı alıp ilk defa B'ye gittim de. Oğlum önümde durma. Sana çarpacak. Yapacağın işin var ya. Bomba attılar. Adam sonunda orada beklemekten vazgeçmiş. Arka arka durmayın. Bütün mermileri ortaklaşa yiyor. Reis ne yaptın sen ya? Abi siz var ya, hem yerinizi belli ettiniz hem mahvettiniz. Sıçtılar bu el. Adamın biri sağdaki ev gibi yerden çıkıyor. Biri önünde solda, bu ortaya sıktı. Vay halal olsun. Kardeşim gözlere bir bakıtmak lazım. A'ya gidelim A'ya. Hep B, P işe yaramıyor. Azıcık da A'ya. Şu bombayı da bana sal. Ağzınıza ideyim sizin ya. Sniper'dı değil mi? Ulan bomba attım, ta bombaya dönüyorsan zaten sen şerefsizsin. Bir de sıktım o kadar, ayıp lan. Ananı. Arkadan gittik. En nefret ettiğim şey oyunda anasını satayım. Önden biriyle çatışırken veya uğraşırken arkadan gelip birinin vurması. Onlara beleşli deniyor işte. Aman akıdım yeteneksizler. Flashbang. Kanka solundan yiyorsun, şunu bir fark et artık. Quantum. 77. Bizimkiler fazla bir araya gelip dalsalar yine hallederler de. Pusma abi, pusarak oynamayın, bir git şey yap. Rush A.
Önün bizim adam mıydı, düşman mıydı? Abi sen körsün, yemin ediyorum. Sen de vurursan vallahi sövüyordum artık ha. Küçük bombayı al ya. Allah. Bombaya mı bastın, ne yaptın lan? Arkanda, arkanda. Abi kaçıyor ya, dön vur lan. Ya bomba atıyor, kafanı sikeyim, kendini kör edecek. Ay ay. Kardeşim sonuçta sadece ben kazanmayacağım, siz de kazanacaksınız. Birazcık elinizi şeye koyun, vicdanınıza koyun. Ha? Nasıl vurdu lan o onu? Tekrarda bile gözükmüyor lan. Şimdi biz savunacağız. Bana koyayım ya, biraz şu oynamayı bir çarpın ya. Ulan. Hafif tarama bir alacaktım, yanlış oldu. Bak 3 kişi B fazla. Ya da az mı? Hadi ben de merkezde durayım. Şu ara bina gibi yerde. Ananı sikeyim. Hacılar biri şuradan geçti. Kanka geldim yanına. Benim o, sıkma. Allah'tan friendly fire yok bu oyunda. Ben birini burada gondikledim ama ananı sikeyim, B'ye kurdular. Gösterme kendini. Oğlum flash attığını, flash üstüne niye gidiyorsun? Helal lan. Yat lan aşağı. Kanka arkanda. Yat lan, yat, yat. Aman ha, kodumun. Kanka bana sal. Sen bir yavşaksın. Neyse tamam. Al şakır, git dolaş. Dolaşamıyordu galiba. Düşman yok çünkü. Sokuk ortada kaldı. Kanka bu kadar basit ya. Harita zaten belli. 2A'ya, 2B'ye, ben de merkeze gidersem ya da benim yerime başka biri merkeze. Tamam işte ya. Arada eminatör bir de saçmalamasan. Yine B'den geliyorlar herhalde. Kanka arkalarından bindirmeyi deneyeceğim. Biri mi var lan burada? Ekstra bir ses duydum ama. Flash out. Oğlum bak arkamdan vurmayın. En sinir olduğum şey. Millete diyorum ama benim yapacak bir şeyim yok. Ben rushladım, arkadan mecburen araya alacağım. Benim demek istediğim, çatışırken bu soruklar beklemişler orada, pusuyorlar bak. Onun silahın şeyini gördüm. Neyse koydum. Koyduk mu? Neyse. Ben şu silahı siktir olayım, gideyim ya. Daha Battle Royale atacağım. Man of War mıdır nedir? Vallahi billahi yeni farklı bir silah olmasa hiç rushlamayacaktım. Geçen sezonki AK-47'nin Kaleş'in tipini sevdiğim için rushladım. Bir de az önceki oyun tam böyle aynı puana denk geldi. Bir fazlasını da atlıyor ya. Şaka gibi amına koyayım. Bir oyun daha girdik. Gerçi şu ara şampiyona, dünya şampiyonası olduğu için telefondan oynayanlar için günlük 5 oyunluk doping hakkı var. De destek hakkı var yani aynen burada. Bir dakika ne oluyor lan? Ali çağırıyor. Dur ben Ali'ye bir mesaj atayım da. Geleceğim kanka. Bir dakika. Tabii benim mesajı görürse. Ustaya yükseldik. Tamam güzel. Aldık şu soktuğumuz silahını. Ben o var mıydı neydi işte. Cidden normal oyunun standartı olan bir silah olsa, sadece işte üstündeki çıkartma yüzünden mor olsa rushlamayacaktım. Ama men o var diye bir silah yok. Yeni bir silah. Bir de özellikleri çok yüksek diye, dengeli diye şey yaptım da bir kez bir alan birinden, cesedinden aldıydım. Bayağı çok sekiyordu aslında ama. Bakalım dur. Benim zaten standart ekipmanlarım belli. Uzun şarjör. Fazla vuran, yarayan mermi. Delmesini yarayan. Bir de şey. Aklıma gelmedi. Tutamak. Hemen bir ayarlamaya çalışalım onu. Bir oyunda da deneyelim onu. Mena var. Donandı. Yükselt. Bir ara şu şeylerin bayağı bittiydi, yine iyi kötü yükselmiş. 50'lere falan düştü silah arttırma şeyler. (gülüyor) 85. Yani bu power'lar bayağı iyi. Yazdığı gibiyse hakikaten yani.
Çünkü o bana denk gelen adamla bayağı tırttı. Tamam, benim itemlerim bunlar. Oyunda arayüzde hafif bir kasmaya başladı. Videoda yansıyor mu bilmiyorum şu anda. Genelde bazen oluyor. Hatırlarsanız sezonun ilk videosunda öyle bir şey demiştim. Yeni sezon geldiğinde her zaman oyun bir hızlanıyor, böyle uçuyor. Ama ondan sonra 1-2 hafta geçince sezonun ortalarına doğru, yeni sezona geçmeye yaklaştığımıza doğru oyun ayva yiyor, yavaşlıyor, takılmaya başlıyor demiştim. Bak yine oldu. Bir de şey yazayım. Kanka sıralamalıdan özel silahı düşürdüm. Onun DNA anı sikim yazamadım. Geleceğim. 5 dakika beklersen bekle. Okey. Göreceksen de bir. Bu kadar mı izin verir mi bilmiyorum ama veriyor herhalde. Bir tane onu deneyeceğim. Sıralamalıda artık neredeyiz? Bak hafif kasma oluyor dedim. 64'e 44. Güzel. İyi, yine başarımız iyi. Dediğim gibi o destekleri kullanarak aslında genel tabirde bunu da efsaneye raşlayabilirim ama hiç istemiyorum. Sokarım efsanesini. Bulamadım. Normalin efsanesi olup da çok halt oluyor sanki. Şöyle devam edelim. Bir normali girelim. En sevdiğim harita zaten Crash, o helikopterli harita. Çünkü harita çok büyük değil, çok karmaşık değil. Herkes ortada, meydan var biz. Birazcık gerilla savaşı, binalar falan var. Ortada kalsan bile böyle siper alabileceğin yerler var. O yüzden hoşuma gidiyor. Ve eskiden yoktu, dönüşümlü oyun modu gibi LoL'deki. Geçici olarak gelen bir moddu, şimdi kalıcı hale getirdiler bir sezon önceden. Zorlu nokta diye bir şey var. Tek bir noktayı iki takımdan birileri ele geçirmeye çalışıyor. Elinde tuttuğun sürece puan artıyor. Killer de puana yansıyor. Ben işte bu haritada 95 kill aldım. Yani normal oyundaki rekorum bu haritada, bu modda. Crash haritasının zorluğuna kusurum. 95 kill, 100 yapamadım ya, içimde kaldım. 95 kill bunda. Battle Royale'de de 26 kill rekorum. Daha üstüne çıkamadım. 22-23 oynadım oluyor son zamanlarda ama. Ve genelde o 26 kill de şöyle ikili modda. Çünkü takımlı da 100 kişi girse bile 4'erden 25 takıma bölündüğü için ister istemez senin dışında başka takımlar birbirlerini kırıyor zaten. Teklide de en fazla işte 20-21 alabildim. Takımda da 20-21 alabildim ama o 26 kill aldım. Ali bağlandı lan. Nasıl becerdi lan Ali benim oyuna bağlanmayı? Rakibe bağlandıysa kötü. Ha yok, izlemeye bağlanmış. Ulan diyeceğim, ne oluyor? Hacılar bir dakika. Bir dakika, hanım ablayım ben, bana vurmayın. Kadınlara vurulmaz, hayvan herif. Ama kadınlar size vurur. Oğlum ben mi kontrol edemedim? Sesi hoşuma gitti silah. Dur. Üçer üçer sıkıyorum. Farenin nimetlerinden faydalanıyoruz. Arkadan gelmeyin lan. Bu arada ben alana gitmiyorum. Alana giden çünkü vuruluyor. Ben daha çok kilo oynuyorum burada. Ne, bizimkiler şu an alanın içine ettiler. 30 şey oldu onunla koyayım. Bırakın da adamlar da aslında. Benim şakır şeyim aldı. Dur. Bıçak, bıçak. Lan bıçaklayamaz. Tamam, iki kişi aldım, ben kaçıyorum. Tamam, burada genelde sıralamalıdaki gibi genelde normal oyuncular olmuyor. Çoğu genelde bot veya artık telefondan oynayan, lag'da oynayan veya kötü oynayan kişiler de geliyor. O yüzden de 95 kill yani. Şimdi ben bunu kabulleniyorum. Bazılar böyle atıyor tutuyor ya. İşte ben uçtum kaçtım aldım falan diye. Gel kardeşim, birebir de ben senin bir ifadeni alayım, sonra bakalım insan içine çıkabiliyor mu bir de. Rezil edercesine tecavüz ederim yani. Ama benim yine dediğim gibi o 95'lik oyunda 2 kişi normal oyuncuydu. 3'ü büyük bir ihtimal botumsuydu. Alana gitmeyin hacılar, bırakın puanı. Kill alalım. Silahın daha hala tam nasıl bir şey olduğunu çözemedim. Kayarken sıkılabiliyor mu silahlar? Bir de Hive'ı kötü etmişler. Yeni sezonda işte vahşi bak temasına geçtik ya. Böyle yeni bir özellik geldi. Altı patlar gibi böyle çekiliyor, çeviriyor, bir şeyler yapıyor. Tekliyle bilirsen 6 mermide 6 kişi yani tekliyor. Hive eskiden 6 tane şey bırakırdı. Yavru bırakırdı yani. Lan duvardan mermi geçsin diye özel mermi koyuyoruz. Geçmiyor. Silah. Bak sinirimi bozmaya başladın ha. Kardeşim güya 70 isabetin var. Nasıl bir isabetse. Vurdum onu. Ya, o yüzden kaybı baya kötü yaptılar. Hem düşmanın fark etme mesafesini baya azaltmışlar herhalde. Hem de işte etkinliği düşmüş. Bir tane de az koyuyorsun geri. 6 tane sıkabiliyordun hayvan.
Bayağı 2 metre çapında yanına gelen herkese böyle saldırı veriyordu bir anda. Böcek lan bildiğin. Teknolojik böcek. Ama şimdi bayağı dibinden bile geçse... Lan kellelerinizi sikeyim. Fark etmiyor hayvanlar. Bayağı kötü olmuş ama ben hayvanı daha çok sevdiğim için değiştirmedim. Kaçma lan yukarı. Bak emülatör arada takılı kalıyor. Hem yerini belli ediyor, hem mermini bitiriyor, hem de can sıkıyor. Bak şu an takılı kaldı emülatör. Şu an ben fareye bakmıyorum. Bak elim burada, sağ elim. Emülatör takılı kaldı. Bak. Fare kullanmadan adam vurma çalıştı. Yönünü çevireyim tabii. Ha mermini sıçtık beyler. Kaç. Abi bu şaka mı ya bak. Emülatör ne kadar sıkıntı olur bak. Ellerim boş. Tamam lan bırak. Ha. Ya bu yüzden ben kaç tane fare değiştirdim anasını sen. Farelerin ömrü kısalıyor bu yüzden. Vurmak zorunda kalıyorum ya takılı kalınca. Çünkü bak hızlıca o normal bir oyuncunun yani savaş esnasında yapması gereken hızlıca dürbün değiştirme, dürbün açıp kalmama, ne bileyim hızlıca tek tük sıkma veya basılı tutma şeylerini yapamıyorum emülatörle. Normalde bak hızlıca adam uzaktaysa dürbünü açarsın doğal olarak. Gerçek hayatta anasını satayım sana şey mi verecekler, artı mı verecekler? Bak hayvan öldürmüyor adamı. Daha yeni öldü. Dürbünü açıp vuracaksın gez göz arpacık hesabı. Hızlıca açıp kapatamıyorum. Takılı kalıyor. Ya dürbünü takılı kalıyor ya da işte ateş ederken takılı. Az önce de gösterdim sana. Şu an 28 kilo almışız. Fazla kilo da şey yapmıyoruz da şu an silahı anlamaya çalışıyorum. Hala emin olamadım güzel mi kötü mü. Ya özellikleri efsane, çok yüksek. Ulan 50 civarında olan her silah benim için iyidir zaten. AK-117'yi o yüzden seviyordum Battle Royale'de. Ama o BK'nın özel olanı kutudan bir çıksa ben direkt AK'yi siktir dedim. Tabii normal oyun için. Battle Royale'de BK olmadığı için tabii ki en favori silah AK-117. Çünkü mükemmel derecede isabeti ve gücü var. Ve ben bu silahın 85 power olduğunu inanmıyorum. Duvarı muvarı delmiyor yani. Yalan. İftira yani. Çarpılırsın. Allah top eder. Hacılar ben bir butol çağırayım. İyi kötü iyi gibi ya. Tabii bunu aslında şeyde denemek lazım. Sıralamada gerçek oyuncular kaldı. Şimdi bunların hepsi 5 tanesi de makak maymun gibi oynuyorlar. O yüzden sallaya gitsin. Sıralamaya da benim fazla girmeme sebebim var. Adam gibi ödül olmadığı sürece girmiyorum. Kendimi niye yani durduk yere sinirleyeyim. Ben kıçımı yırtıyorum. Millet kötü oynuyor. Telefondan oynayanlara lafım yok. Ama işte şu yeni getirdikleri güncellemeyle yersen. Emülatörden oynayanlar emülatörle eşleşiyormuş, öyle dediler. Ben gel şu dünya şampiyonası için telefondan bir geleyim dedim, bana full bilgisayardan girenler denk geldi ya, pek inanmıyorum ben ona. O yüzden siz de oyunumuza emülatörden biri geldi mi hemen böyle sen emülatörden siktir git karşımıza emülatörden biri geldi, biz telefonculara karşı oynayacağız diye atar yapmayın. O tamamen yalan. Oyunun yani oyuncuları keklediği bir yalan yani. Telefondan da girsen, emülatörden de girsen aynı bir karşına telefon veya emülatörden gelen denk geliyor. Son kili ben alayım, oyun bitecek. Bitti amına koyayım. Hoş geldin herhalde. Evet. Patik severim. Neyse bitti. Silah genel anlamda güzel hacılar yani, böyleydi Man of War. Dördüncü sıralamalı sezonun Usta 1 ödülüydü. Usta 1'e çevirmeler en azından güzel. Usta 2'deki AK'yi alasıya bayağı bir canım çıktı çünkü. Elite'e kadar 200'er puanla gidiyorsun. O çok kolay. Pro'dan Usta'ya geçerken 300 puan. O biraz zor işte. Şu an onu yaptık. Ama Usta'nın her kademesi efsaneye kadar 400'er puan. O da çok zor oluyor. Ve dediğim gibi bu dünya şampiyonasının desteği, dopingi olmazsa 5 günlük galibiyet bonusu çok çok daha zor. Normalde 70-75 puan alamayız. 20-25 anca veriyor ve rezillik. Kaybettiğin zaman da -30 sana bir koyuyor. Uğraşıp duruyorsun yani. Şimdi kademeye görevlerinde kaldılar, oynamayla atlanıyor ya. Yani işte o kutudaki şey bir çıksa çok güzel olacak da. Neyse silah böyleydi yani Man of War. Şöyle silahı tipindeyken bitirelim. Böyle bir şey işte. Neyse arkadaşlar bir sonraki oyun videolarında da devam edeceğiz. Injustice'ler zaten elimde arka arkaya geliyor günlük. 12 tane çektim toplam. 10 tanesi kanalda var. Son 2 tanesi geldi. Ondan sonra artık Witcher'lar, Assassin's Creed'ler falan filan uçup gideceğiz. Kendinize iyi bakın. Güvende kalın şu korona günlerinde. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.